Aslında ilk sırada ama aşı mı yoksa bir ilaç mı önce gelecek? Dünyanın konuştuğu başlıklardan biri de bu. Çok değerli bir konuğumuz var. Doçent doktor İsmail Mert Vural bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Hocam teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Heyecanla ve merakla bekliyoruz. Birçok ülkenin aşı çalışmasının olduğunu biliyoruz. Üçüncü fazda sonrasında bir onay gerekiyor ve dağıtım gerekiyor ama aşıyla ilgili son durumu alayım sizden. Bir yandan da aşı mı ilaç mı tartışması var, ona da girelim dilerseniz. Ama önce aşı diyelim, nedir son durum? Şu anda 35 tane aşının klinik çalışması devam ediyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi 7 tane aşı da faz 3 çalışmasına geldi. Yani son aşamaya ulaşmış vaziyette. Bu 7 aşının menşe olarak baktığımızda 2 tanesi Çin, 2 tanesi Amerika. Yine Amerika, Almanya ortak bir aşısı var. Aynı şekilde İngiltere aşısı var. Gündemde çok olan Oxford Üniversitesi'nin aşısı var. Bu şekilde 7 tane aşının da son aşamasına gelmiş durumda ve ilk verileri, çalışmaların ilk sonuçları, öncül sonuçları ortaya çıkmış durumda. Bu sonuçlara göre de dünyada hem Amerika hem İngiltere hem de Almanya ruhsat verebileceklerini ifade ediyorlar. Aynı şekilde Rus aşısı da son faz 1, faz 2 çalışma sonuçlarını da yayınladı. Faz 3 çalışmasına başladı. Onlar onaylarını daha önceden verdiler ama aynı zamanda faz 3 çalışması devam ediyor. Birçok çalışma ön sonuçlarıyla beraber diğer durumlara göre daha hızlı şekilde ruhsatlanmak üzereler. Hocam onaylansa şu an itibariyle bir aşı çalışması, Amerikan Başkanı hemen bakayım notlarıma, birkaç hafta içinde onaylayabileceğini söylüyor. Birkaç hafta içerisinde onaylanması demek herkesin ulaşımına ne zaman sunulabileceği anlamına gelir. Bir süreç gerekecek elbette. Buna dair de bir öngörü ya da tarih söyleyebiliyor muyuz? Tabii. Genelde Dünya Sağlık Örgütü'nün düşündüğü, eğer birkaç ay içinde onaylanma olursa, görülüyor ki Ekim-Kasım aylarında ruhsatlar, ön ruhsatlar çıkacak. Evet. 2021 yılının ilk yarısının sonunda veya sonbahara doğru dünyada belli bir oranda aşılanma gerçekleşecektir. Tabii her şey iyi giderse. Yani dediğiniz gibi büyük dozlarda üretilmesi gerekecektir. Milyon dozlarda üretilmesi, o üretilmeler de başladı belli aşamada. Ama tüm dünyaya dağıtılması ve ulaştırılması ve bu aşıların yapılması belli bir süre alacaktır. Ama biz ilk aşı çalışmaları başladığında bu sene Mart aylarında 2021'den önce aşıların ruhsat almasını beklemiyorduk. Ama görüldüğü üzere çalışmaların hızlı yapılmasıyla ve büyük bütçeler ayrılmasıyla Ekim-Kasım ayları gibi ruhsatlanacağını öngörebiliyorsak belki daha önce de aşılanma tamamlanacaktır ya da belli bir seviyeye gelecektir. Hocam, ama peki aşı tamamen bu pandemiyi ortadan kaldıracak mı? Umudumuz o yönde mi, yoksa aşının da belli çalışma alanları, belli noktalarda farklılıkları olacak mı? Ne dersiniz? Tabii şöyle, pandeminin ortadan kalkması için toplumların yaklaşık %60, %80'inin bağışıklanması gerekiyor. Yani bu bağışıklanma aşı yoluyla da olur, hastalığı geçirerek de insanlar bağışıklanabilir. Toplum %60-80 düzeyinde bağışıklık kazandıktan sonra artık pandemilere, epidemilere, salgınlara bu virüs neden olamayacaktır. Yine toplumda bağışık olmayan insanlar geçirecektir bu hastalığı ama bir salgın yaratacak düzeyde olmayacaktır. Hani tüm toplum içinde %60, %80'lere ne zaman ulaşabilirsek o zaman pandemi ortadan kalkacak diyebiliriz. Peki. Bu doğal yolla da olabilir ama doğal yolla çok uzun süre alacaktır. Aşılamayla da olmasını bekliyoruz açıkçası. Peki ilaç mı aşı mı hocam? Bir yandan da ilaç çalışmalarının devam ettiğine yönelik bilgiler var. Hatta yine Amerika Birleşik Devletleri'nden, yanılmıyorsam Pittsburgh Üniversitesi'nden bir haber gelmişti bugün. İlaçla ilgili de çok hızlı bir çalışma olduğu söyleniyor. İlaç daha önce gelebilir mi? Etkisi ne yönde olur? Bunu sorayım. Bunun yanıtıyla birlikte de noktalayalım yayınımızı. Yok, yani şu anda aşı faz 3 aşamasına geldi. O Pittsburgh'daki çalışmaların fazlarının yapılması daha hayvan çalışmalarına göre sonuçlarını verdiler. Hedefe yönelik bir tedaviden.
onların fazlarının başlanması, belli bir aşamaya gelmesi süre alacaktır. Ama aşılarda faz 3'e geldik, ama her zaman aşı daha önceliklidir. Çünkü hastalığın geçirilmesini engelleyecektir. Bundan dolayı aşı mı ilaç mı, öncelikle hani aşıyı bulup aşıyı toplumları, genel olarak toplumların birçoğuna aşıyı yapıp hasta sayısını, potansiyel hastalanacak insan sayısını azalttıktan sonra tedaviye ağırlık vermek daha mantıklı. Yani insanları korumak hasta olduktan sonra tedavi etmekten daha mantıklı. Onun için biz hep maske, mesafe, bu konularda el hijyeni çok önem veriyoruz. Önemli olan hastalığı almamak. Aşıyla da eğer başarabilirsek toplumları bağışık hale getirebiliriz. Hocam çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Doçent Doktor İsmail Mert Vural bizlerle birlikteydi. Önemli açıklamalar yaptı. Artık yavaş yavaş geri sayımın içerisindeyiz. 2021 yılının, yani önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde, ilk 3 ayı içerisinde bir aşı çalışmasının onaylanması ve üretimin sonuçlanması, insanlarda kullanılmaya başlamasını bekliyor. Hem bilim insanları hem Dünya Sağlık Örgütü, biz de o açıklamaları yakından takip ediyoruz. Gelelim.